Gerçekten de Ermek'in çok güzel, annesinki gibi gür ve kıvırcık saçları vardı. Saçları yıkanıp tarandığı zaman öyle güzel olurdu ki insan seyrine doyamazdı. Bu yüzden kesmeye kıyamamışlardı. Ermek'i tıraş olmaya razı etmek için Ukubala, kızı Saul'in saçlarını uçtan biraz kestirdi ve Ermek'e ''Bak o bir kız çocuğu olduğu halde korkmuyor.'' dedi. Bu sözler onu biraz yatıştırdı ama berber makineyi eline alınca yine yaygarayı bastı. O sırada Abu Talip girdi dükkana. Çocuk berber koltuğundan fırlayıp kendini babasının kucağına attı. Babası da onu kollarına alıp havaya kaldırdı. Bağrına bastı. Çocuğun çok korktuğunu, onu daha fazla işkence etmemek gerektiğini anlamıştı. ''Bizi bağışlayın.'' dedi. ''Başka zaman tıraş oluruz. Biraz cesaretimiz artsın da şimdilik idare eder. Acelesi yok. Başka zaman tıraş oluruz. Konvansiyon uçak gemisinde özel yetkilerle donatılmış komisyonların olağanüstü toplantısında varılan ara anlaşmaya göre Parite Yörünge istasyonuna yeni bir şifreli mesaj gönderildi. Dünya dışı bir uygarlığa geçmiş bulunan Parite 1-2 ve Parite 2-1 kozmonotlarına ulaştırılmak üzere gönderilen bu mesajda bu kozmonotların ortak yönetim merkezinin geniş açıklama ve direktifleri gelmeden yerlerinden ayrılmamaları ve hiçbir eyleme geçmemeleri emrediliyordu. Toplantı yine gizli yapılıyordu. Konvansiyon uçak gemisi yine Büyük Okyanus'ta Aleut Adalarının güneyinde San Francisco ile Vladivostok'a tam eşit uzaklıkta bir noktadaydı. Dünyada hiç kimse gezegenler arası çok önemli bir olay yaşandığını, İye Yıldızı sisteminde dünya dışı bir uygarlığın hüküm sürdüğü bir gezegen, bu gezegende yaşayan akıllı yaratıkların dünyalarla ilişki kurma teklifinde bulunduklarını henüz bilmiyordu. Olağanüstü toplantıda iki tarafın komisyon üyeleri bu beklenmedik ve hiç görünmemiş meselenin çözümü için hararetli bir tartışmaya girmiş, lehte aleyhte görüş bildiriyorlardı. Her komisyon üyesinin önünde bir sürü yardımcı bilgilerden başka, Parite 1-2 ve Parite 2-1 kozmonotlarının gönderdikleri mesajların tam metni de bulunuyordu. İki kozmonotun verdiği bilgiler ayrıntılı olarak ve her sözün üzerinde durularak inceleniyordu orman göğsü gezegenindeki akıllı varlıkların hayatıyla ilgili en küçük ayrıntı üzerinde duruluyor. Her şeyden önce de o gezegenlerdeki uygarlığın, dünya uygarlığındaki tecrübelere uyarlanıp uyarlanmayacağı, özellikle de bu komisyonların mensup olduğu iki ülkenin çıkarlarına uygun düşüp düşmeyeceği tartışılıyordu. Mesele çok önemliydi. Daha önce hiç karşılaşılmamıştı ama yine de bir an önce çözüme bağlanması gerekiyordu. Büyük okyanusta orta şiddetli bir fırtına denizi çalkalamaya devam ediyordu. Kutubayev ailesinin en şiddetli sıcaklarla gelen o amansız yaza dayandıkları, umutlarını yitirmedikleri ve pılı pırtıyı toplayıp gitmeye hazırlanmadıklarını gören boranlılar, onların artık burada kalıp tutunmaya çalışacaklarını anlamışlardı. Abu Talip kendini toparlamış, buradaki hayat şartlarına uyum sağlamış görünüyordu. Şüphesiz başkaları gibi o da Boranlı'nın dünyanın en berbat yeri olduğunu söyleyebilirdi ve buna da hakkı vardı. İçme suyu bile çok uzaklardan tankerle taşınıyordu. Daha kötü ne olabilirdi? Bir bardak taze su içmek isteyenin devesini semerleyip onu çölün bir ucuna koşturması, bir kuyuda tulumları doldurması gerekiyordu. Buna da ancak kazan kaplı yediğe cesaret edebilirlerdi. 1952 yılındaki bu durum 60'lı yıllara kadar devam edecek ve ancak 1960'lı yıllarda tulumbalı bir kuyu açılacak ve yel değirmenleri ile elektrik üretilerek bu tulumba çalıştırılacaktı. Ama o zamanlar bunu hayal bile edemezlerdi. Bütün bu güçlüklere rağmen Abu Talib ne Boranlı'yı lanetliyordu ne de Sarı Özek Bozkır'ını. Günlük hayatta karşılaşılan bütün bu güçlükleri olduğu gibi iyisini iyi, kötüsünü kötü kabul ediyordu. Aslında orasının öyle oluşunda o yerin bir suçu yoktu. Orada tutunup tutunamayacağına, yaşayıp yaşayamayacağına karar verecek olan insanın kendisiydi. Burada kalmaya karar verenler ellerinden geldiği kadar rahat bir düzen kurmaya gayret ediyorlardı. Kutubbayev ailesi de gidebilecekleri başka bir yer olmadığı için Boranlı'da kalmayı kararlaştırdılar ve işe dört elle sarıldılar. Bu yüzden de boş vakitleri hemen hemen hiç kalmadı. İstasyonda onlara düşen pek çok iş vardı. Bunlardan arta kalan zamanlarında kaldıkları barakayı unarıp kışa hazırlamak için çalışıyor, bu yüzden de bitkin düşüyordu sobayı tamir ediyor, kapıyı pencereleri rüzgar girmeyecek şekilde sağlamlaştırıyordu. Böyle işlere hiç alışkın değildi. Bereket versin Yedigey vardı ve ona alet vererek gerekli malzemeyi bularak yardım ediyordu. Sıra küçük hangarın yanına kiler olarak kullanılacak bir yer kazmaya gelince kazan yardıma koştu. Üçü el ele vererek büyükçe bir çukur kazdılar. Çukurun üzerine eski traverslerle örttüler. Traverslerin üzerine de kil ve saman karıştırarak yaptıkları balçıkla sıvadılar. Bunun da üzerine hayvanlar basıp düşmesin diye bir çatı yaptılar. Onlar bu işleri yaparlarken Abu Talip'in iki oğlu yanlarından hiç ayrılmadı. Ayaklarına dolanıp durdular. Ama yine de çocuklar onların neşelerini artırıyordu. Bu arada Kazan Gap ve Yedigey bu yeni komşularına daha başka yardımlarda bulunmayı da kararlaştırdılar. İlkbaharda onları bir sağmal deve vereceklerdi. Ama önce Abu Talip deve sağmayı öğrenmeliydi. Deve inek sağar gibi oturarak değil ayakta durarak sağlırdı. Ayrıca deveye özellikle de köşeğine iyi bakmalıydı. Yavruyu zamanda emzirmek, zamanda anasından ayırmak gerekirdi. Bütün sütü emmesine engel olunmalıydı ama beslenmesine yetecek kadar da süt bırakmalıydı. Çünkü deve yavrusu çok naziktir ve sürekli bakım ister. Kısacası bu işleri öğrenmeliydi. Yedigey, Abu Talip'in ev işleriyle meşgul olmasına, Zarife ile birlikte iki ailenin çocuklarına okumayı, yazmayı, resim yapmayı öğretmesine seviniyor, çok memnun oluyordu. Ama onu asıl memnun eden bu yitik boranla da her türlü sıkıntının üstesinden gelip kendisine özel uğraşlar bulmasıydı. Her aydının yapması gereken şeyi yapıyor, yani kitap okuyor, yaz yazıyordu. Yedigey böyle bir dostu olduğu için gizliden gizliye gurur duyuyor ve bu yüzden de ona hep yakın olmak istiyordu. Kültürlü, bilgili insanlara çok saygı duyardı. Sarıözek'e sık sık gelen jeolog Yelzarov ile yakın dostluk kurması da gösteriyordu bunu. Abu Talip de Yelzarov gibi çok şey bilen kültürlü bir insandı. Ne var ki çok açılmaz, çok konuşmazdı. Bununla birlikte bir gün Yedigey ile uzun uzun ciddi ciddi konuştu bir akşamüstü işlerini bitirmiş evlerine dönüyorlardı. Yolun yedinci kilometresinde karın sık sık yolu tıkadığı yerde tahtadan bir siper ya da engel yapmışlardı o gün. Henüz sonbaharın başıydı ama kar bastırmadan gerekli hazırlığı yapmalıydılar. Bu mevsimde akşam üzerleri çok güzel, aydınlık ve dinlendirici olur, insana bir dostluğuyla konuşmak, dertleşmek arzusu verir.'' O gün sarı özek ülkeleri ve tepeleri akşamın alaca karanlığıyla bürünmekteydi. Böyle akşamlarda aralığın dibi, dibi, de sandaldan bakılınca böyle görünürdü. Şundan bundan konuşurken Yedigey Abu Talib'e sordu. Yahu Abu, akşamlar ne zaman evinizin yakından geçsem seni pencerenin önünde, lambanın yanında oturmuş bir şeyler yaparken görüyorum. Yaz mı yazıyorsun yoksa bir şey mi tamir ediyorsun? Ne yapıyorsun? Abu Talib küreği bir omuzundan ötekine aktardı ve içtenlikle cevap verdi. Başka çarem yok ancak geceleri çalışabiliyorum. Çalışma masam yok. Onun için çocukların yatmasını bekliyorum. Onlar yatınca zarife ile geçiyoruz pencere çıkıntısının başına. O kitap okuyor. Ben ise anılarımı yazıyorum. Daha vakti varken unutmadan kaleme almak istiyorum onları. Savaş anılarımı en çok da Yugoslavya'da geçen yıllarımı anlatıyorum. Zaman çabuk geçiyor ve olaylar da çabuk unutuluyor. Bir süre sustu. Çocuklarım için neler yapabileceğimi her zaman düşündüm. Onları yedirip içirmek, terbiye etmek görevimiz. Bunu elimden geldiği kadar yapıyorum. Ama ben birkaç yıl içinde öyle olaylar yaşadım, öyle sıkıntılar çektim ki başkaları bunu yüz yılda göremez, yaşayamaz. Bunca çileli maceraya rağmen hala yaşıyorum işte. Düşündüm ki kaderin beni o felaketlerden çıkarması belki bir tesadüf değildir. Bunları başkalarına, her şeyden önce çocuklarıma anlatmam. Onların ders alması için sağ bırakmıştır beni. Madem ki dünyaya gelmelerine sebep oldum, hayatımı, düşüncelerimi bilmeleri gerekir. Ben böyle düşünüyorum. Elbette herkesin kabul ettiği gerçekler, ortak doğrular vardır. Ama herkesin bir de kendi görüşü, düşüncesi, tecrübesi vardır. İşte bu görüşler o kişinin ölümüyle yok olup giderler. Bir insan dünya güçlerinin vuruşmasından ölümle kılım arasındaki birçok halkalardan geçmişse, bu kargaşada yüz defa ölebilecekken hala hayatta kalmışsa çok görmüş, çok öğrenmiş olur. Neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamış olur. Yedigey şaşırdı ve onun sözünü kesti. Dur hele, anlayamadığım bir nokta var. Belki bu söylediklerin çok doğrudur. Ama senin çocukların daha çok küçük.'' Berberin tıraş makinesinden bile korkuyorlar. Senin bu yazdıklarını nasıl anlayacaklar? İşte ben de onun için yazıyorum ya. Kimse kimsenin ne kadar yaşayacağını bilemez. Benim daha uzun süre yaşayacağım kim bilebilir. Daha üç gün önce kafamda bin türlü düşünce dalıp gitmiştim. Kazan kaptan vaktinde kolumdan tutup çekmeseydi tren altında ezilip ölecektim. Bir güzel de azarladı, azarladı beni. Çocukların ölmediğin için diz çöküp Tanrı'ya şükretsinler dedi. Yedigey onun çok dalgın olduğunu söyleyip bir daha uyarmak için buna fırsat bildi. Kazan kapın hakkı var. Sana hep söylerim. Zarefe'ye de söyledim. Tren yolunda öyle dalgın yürüyorsun ki sanki lokomotif raydan çıkıp sana yol verecek. Güvenlik kuralları diye bir şey var. Bunu bilirsin. Senin gibi okumuş bir adama kaç kere söyleyeceğiz bunu. Sen bir demir yolu işçisin ama demir yolunda olduğunu unutup pazar yerinde dolaşıyormuş gibi yürüyorsun. Hiç şakası yok bu işin. Abu Talib'in suratı biraz asıldı. Anladık anladık. Öyle bir şey olsa tek suçlusu ben olurum. Öğüt evet, vermeyi bırak da beni dinle. Söz açıldığı için söyledim. Anlat sen dinliyorum. Eskiden insanlar çocukları için miras bırakırlardı. Bazen iyi bazen kötü olurdu bu. Duruma göre değişirdi. Ne kadar çok kitap yazılmış, ne kadar çok masal anlatılmış, ne kadar da çok piyes oynanmıştır bu konuda. Niçin? Çünkü bu miraslar çok defa haksız kazançlardan, başkalarının sırtından sağlanan mal mülkü olurdu. Onun için mirasla birlikte birçok günah, haksızlık, kötülük meydana gelirdi. Ama Allah şükürler olsun ki şimdi miras meselesi diye bir şey yok. Benim bırakacağım mirasın ise kimseye bir zararı olmayacak. Benim mirasım benim ruhumdan, benliğimden, yazılarımdan ibaret olacak. Savaş yıllarında görüp yaşadığım olayları anlatan yazılardan ibaret. Çocuklarıma bırakacağım, başka zenginliğim de yok. Burada bu sarı özek bozkırında karar verdim buna. Hayat beni yoklayayım, yitip gideyim diye yavaş yavaş buralara kadar itti. Ben de bütün yaşadıklarımı, gözlemlerimi ak kağıda kara yazılarla dökeceğim ve miras olarak bunlara bırakacağım çocuklarıma yarınlara, bütün arzularıma, belki onlarla ve onlarda ulaşırım. Benim yapamadıklarım belki bir gün onlar gerçekleştirirler. Onların çağında hayat bizimkinden bile daha güç olacak. Onun için daha küçük yaşta bazı şeyleri öğrensin, akıllarını başlarına toplasınlar. Bir süre sessizce her biri kendi düşüncelerine dalarak yürüdüler. Arkadaşın söyledikleri yedigeye biraz tuhaf geldi. İnsan yeryüzünde var oluşunu böyle de yorumlayabilirmiş demek diye düşündü. Yine de şaştığı şeye bir açıklık kazandırmak istedi. Ama herkes çocuklarımızın bizden daha iyi, daha rahat ve mutlu yaşayacağına inanıyor. Radyodan da söylüyorlar bunu. Sen ise tam aksini söylüyorsun. Atom savaşından mı söz etmek istiyorsun? Yalnız ondan değil. Yeni bir savaş olacağını pek inanmıyorum. Olsa bile çok sonra, uzun zaman sonra olur. Mesele ekmek meselesi de değil. Tarihin çarkı gittikçe daha hızlı dönüyor. Çocuklarımız her şeyi kendileri anlayıp öğrenmek, kendi akıllarıyla yapmak, bizim işlerimizi üstlenmek zorunda kalacaklar. Oysa düşünmek her zaman acı verici olan ağır bir iştir. Onun için onların hayatı bizimkine göre daha zor olacaktır. Yedigey arkadaşından düşüncelerini daha açık söylemesini istemeye cesaret edemedi. Düşünmek niçin her zaman acı ve ağır bir şey ol oluyordu. Sonralar bu konuşmayı hatırladıkça niçin sormadım diye pişmanlık duyacaktı. Çünkü sorup öğrenmesi, iyice kavraması gerekirdi. Abu Talip Yedigey'in şüphelerini gidermek istercesine konuşmaya devam etti. Bütün bunları niçin söylüyorum? Şunun için. Küçük çocuklar büyüklerin her şeyi çok iyi bildiklerini, çok akıllı ve her zaman da haklı olduklarını sanırlar. Ama biraz büyüyünce bunun pek doğru olmadığını anlarlar. Onları terbiye edenlerin, yani biz ana babalarının bazen ne kadar gülünç, acınacak halde olduğunu görürler. Zaman çarkı dönüş hızını artırıyor. Bununla birlikte kendi kuşağımız için son sözü yine kendimiz söylemeliyiz. Atalarımız bu maksatla bazı efsaneler, masallar söylemiş ve kendilerinden sonraki kuşaklara ne kadar büyük insanlar olduklarını anlatmak, kanıtlamak istemişlerdir. Biz de bugün atalarımız hakkındaki yargımızı bu efsanelere bakarak veriyoruz. İşte çocuklarım için benim yaptığım da bundan farklı bir şey değildir. Benim efsanelerim benim savaş yıllarımı anlatıyor. Partizanlarla birlikte geçirdiğim yılları yazıyorum. Neler olduğunu, neler görüp neler yaşadığımı bir bir anlatıyorum. Büyüdükleri zaman bunları okuyup anlayacaklarını, yararlanacaklarını umuyorum. Buna inanıyorum. Başka düşüncelerim de var. Çocuklar sarı özek bozkırında büyüyecekler. İyice büyüdükleri zaman hiçbir zaman değeri olmayan berbat bir yerde yaşadıklarını söylemesinler kendilerine. Onun için bizim eski türkülerimizi de teker teker kaydediyorum. Onları kaydeden bir yazar olmasa zaman unutulup gider ve bir daha kimse hatırlamaz. Bana göre bu türküler bize geçmişimizi anlatan belgelerdir. Senin Okubala çok türkü biliyor. Bunları hatırladıkça bana söylemeye söz verdi. Yedigey ye övünçle cevap verdi. Aa tabii çok türkü bilir. Çok da güzel söyler. Soyu kökü arallıdır onun. Biz aral kıyısında doğup büyümüş kazaklarız. İnsan deniz açılınca türkü söylemek gelir içinden. Deniz insana ilham verir ve deniz söylenen türküyü anlar. Yürekten duyarak söylediğin türküyü o da yürekten ve hemen kabul eder. Doğrudur, çok haklısın. Geçen akşam yazdıklarımı okudum. Ben de Zarife de çok duygulandık. Gözlerimiz yaşardı. Ne güzel türküler yakarmış eskiler. Her türkü tek başına bir tarih sanki öyle içten, öyle canlı ki insan türküyü yakanları, söyleyenleri karşısında yanı başında görür gibi oluyor. Onlar gibi yaşamak, onların acılarına ortak olmak, onlar gibi sevmek istiyor. Daha yakından tanımak istiyor onları. O nesiller işte bu türkülerde, bu türkülerle yaşamaya devam ediyorlar. Kazangap'ın karısı bir keyedir rica ettim. Bana kara kalpak türkülerini yazdıracak. Onları ayrı bir deftere yazmak istiyorum. Böylece bir de kara kalpak türküleri defterimiz olacak. Hat boyunca ağır ağır yürüyorlardı. Hava az rastlanan güzellikteydi. Sonbahar öncesi o sakin akşamüstü derin bir iç çekiş gibi insan rahatlatıyordu. Sarı özekte ne orman vardı ne ırmak ne de ekili tarlalar. Ama batmakta olan güneşin ışık ve gölge oyunları bozkırda o güzelliklerin hiçbiri eksik değilmiş gibi bir his veriyordu insana. Uçsuz bucaksız alanlara inen kararsız titrek, mavi renk dalgalanmaları gönüllere coşku veriyor, insanın kafasında yeni yeni fikirler doğuruyor, çok yaşamak ve düşünmek arzusu veriyordu. Abu Talib sonradan tekrar dönmek üzere bir süreli, süreliğine hayalinden uzaklaştırdığı bir konuyu birden hatırlamış gibi sordu. Yedigey, bak ne diyeceğim. Çoktandır sormak istiyordum. Şu dönem baykuşu, böyle bir kuş gerçekten var mı?'' Sen hiç rastladın mı? Aa, dönem bay mı? Bir efsane o. Biliyorum ama efsaneler de çok defa bir gerçeğe dayanır. Mesela şu bizim sarı asma kuşunu ele alalım. Bizim semireçiye yöresinde yaşar. Çalılar, bağlar arasında sabahlara kadar öter birbirlerini çağırırlar. Nişanlım kim, nişanlım kim diye ötermiş. Belki bir ses benzeşmesinden dolayı öyle demiş, yakıştırmış olabilirler. Olsun, niçin öyle öttüğünü, öyle dediğini anlatan bir masalı da var. Belki ötüşleri dönen bay, dönen bay seslenişi andıran kuşlar da vardır. Efsaneye de o yüzden geçmiş olabilir. Bilmiyorum, bunu hiç düşünmedim doğrusu. Sarı özekte çok dolaştım ama bu isimde bir kuşa rastlamadım. Böyle bir kuş yok sanıyorum. Abu Talip dalgın dalgın. Belki, belki yoktur dedi.